Su yok mu hiç? Oo. Topaz suyumuz varmış. I would drink almost anything about now. Evet, o kötü oldu biraz. Neyse, sıkıntı yok, eve geldik. Şurada hiç ateş yakmakla uğraşmayalım. Yakacak. Yani. Yanımıza götürelim mi? Hadi götürelim. Eve bırakırız. Kömür doğduysa, spawn olduysa kömür de toplayalım biraz. Bu arada soldan gitmem lazım. Ben yanlış yola girdim. Uzadı yol. Bunu da kırmamışız. Şimdi bu kırılmamış kasalar bizi rahatsız ediyor mu? Bir tık ediyor. Hadi kıralım bunu da. Kapalı alan kokusu riski mi? Ne alaka ya? 7/24 geziyoruz. Yolculuktan yolculuğa geçtik resmen. Ne alaka? Anlamadım. Enteresan. Çıtırından spawn olmaya başlamışlar. Çok değil ama parça parça. Şu ana kadar sadece iki tane kömüre denk geldik. O da az. Aynen, daha tam spawn olmamışlar. Susadık bu arada yine. Oo, buraya bırakalım. Şimdi deparı güçlendiriyorsa o zaman yemek yiyelim. Deparımız artacak madem. Let's go. Sabahın ilk ışıklarıyla evimiz, canımız, yuvamız sahil kasabasına geldik gerçekten. Evimde hissediyorum ya bu map'e gelince kendimi. Güzel yapışırdım koşuyorla. Akıllıca. Doğru olanı yaptın. Hayatta kalmak istiyorsan benden uzak duracaksın.
Oo. Uzaklaş bakayım benden. O ölmez, gider kendini iyileştirir. Hatta bakalım hemen. Neden bakıyorduk? İstatistiklere. Öldürülen ayı. Atlatılan ayı saldırısı 3. Öldürülen ayı 18. 19 olursa bir yerde ölmüş demektir. Ama ölmez o. Evim, evim, vay güzel, vay evim. Vay. Yakışıklı geliyor, yakışıklı. Aslan. Teşekkür ediyorum Meren abonelik için. Çok canımsın ya. Çok sağ ol. Hoş geldin. Evet. Yakacak. Getirdik. Doldurduk. Teşekkür ettim. Sağ ol. Ayı etlerini nasıl bitireceğiz ya? O kadar iyi turtası yaptım, yeter. Dışarıdaki malzemeleri bitireceğim yoksa o ayı etiyle. Onları çiğ çiğ yeriz öyle. Çiğ dediğim sade yeriz yani. Ben diğer yemeklerden yapmak istiyorum. Vah, fener yaktı. 99. 79. 83. 62. 77. 80. 83. 67 aldık o zaman. Arada demek ki fire verdin. 5 aydan fazla değil demek ki fire verdin. Unuttun aboneliği. Adam. Tüfeklerin güzelliğine bak ya. Adam şu tüfeğin güzelliğine bak ya. Ne zaman kullanabileceğim seni ya? Lanet altı patlarlar. Parçalanmıyor ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Tüfek parçalanıyor. Parçalanmıyor. Sinir bozucu. Peki altı patlarlara bak. Altı patlar kullanmak istesen bunları kullanacaksın aslında. Müdürün altı patları. Bu seri atış. Diye çekiyorsun böyle hemen hıp hızı. Çak. Tak 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 tak. Ha, nişan alacaksın. Bu fena. Bu en uzun ömürlü altı patlar galiba aralarında. Bu da fena. Damage'i yüksek. Sniper gibi. Güm. Avcı altı patları. Daha makul. Sport yay. Daha sport yay da kullanamadık. Ha, bu arada şey alacağız. Sprey boya alalım. Boya lazımdır. Şimdi evde hep aynı matara var. Moru at. Bunu at. Bunu kullanıyoruz. Bunu at. Okey. Şimdi bardağı çeksek şuraya koysak olmuyor mu? Olmuyor. Şurada dursa da çok saçma olacak. Burası iyi ya bu. Bu iyi. Bu oraya gelmiyor. Okey, böyle iyi bence. Şafi, gayet iyi.
Nam nam nam. Tezgahın üstüne dizebilir miyiz mataraları aslında? Şuranın altına. Olabilir. Neden olmasın? Duyuyor mu buraya? Aa, suyuyor. Güzel. Güzel. Bence iyi. Hoşdir. Aynen. Böyle daha mantıklı. Mis gibi. Evet, güzel. Leziz. Nefis. Boş mermi kovanı. Mermi kovanları burada. Oha, 600 küsur mermi kovanı olmuş. Ne altı patlar kullanmışız be. Nefret ettim altı patlardan. Gerçekten midem bulandı artık. Bitse de kurtulsam. Evet. Kumaş. Tamir gerekiyor kesinlikle. Giysileri tamir, kumaş alacağız. Sonra kumaş. Evet. Kumaş. Akü. Burada iki tane akümüz var. Öyle yapalım. Tamir skillimiz de az kaldı ya. Fullensin artık. Rica ediyorum. Su yok. Aa, evde su yok mu? Bak o problem. Kapalı alan korkusu riski var bu arada. Evde kalamayacağız. Dışarıda arabada falan uyumamız lazım. Kullanılacak. Bunlar okey. İlaç. Ağır kesici alacağım. Evet. Onu unutmayalım. Su alacağız. Ağır kesici alacağız. Onun haricinde başka tamire ihtiyaç yok. Belki bıçağı bileyebilirim biraz. Bileği taşı. Bileği taşı. Ağrı kesici alalım. 12 tane alalım. Şeye gideceğiz çünkü. Milton'a bırakacağız. Terk edilmiş havalimanına. Oraya da bıraksak. O zaman nasıl yapacağız? Bunu da kullanmak için yanımıza alsak. Tamam. Yarısını Milton'a, yarısını havalimanına, bunu ikisinde kullanacağız. Antiseptik ya da antibiyotik. Yani bundan. Bu Milton'a. Bu havalimanına. Bu bana.
İki tane dursun. Antiseptik. Antiseptik. Nerede? Havalimanına. Milton'a. Ondan sonra cima. Bir tane de bu. Havalimanı. Milton. Not oraya. Nice. 9 olsa 6 kilo. Bu da kaç kilo? 12. Üstten birazını alalım mı? Aktaralım şeye. Ola doğru. Dolabatları keşke doğramasaydık ya. Sadece çay yapılıyormuş. Yemekte de kullanırdık onları. Kötü oldu. Bu fişeği alamıyoruz hala. Bug'lı fişek. Az kaldı. Patlatacağız bunu. Dut dut dut. Tamirimizi yaptık. Yemek. Su. Su. Oo, evde su yok. Oo shit. O zaman hem yemek hem su. Yapmamız lazım şimdi. Nam 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 nam. Mısırlar, şeftaliler var. Mısır ve şeftalilerden yapalım bir şeyler ya o zaman. Yulaf var. Şurup var. Maple şurup. Bunları bir kullanalım. Şimdi. Mısırdan ve şeftaliden neler yapılıyormuş? Bir bakalım. Bu balıktan yapılıyor. Bunu geç. Yani. Bunda yok. Kamber uçuşu. Şurup, şeftali, yulaf. Bu üçü bir. Bu bir aklımıza kalsın. Kamber. Tamam mı? Mısır nerede kullanılacak? Havuç, patates. Tavşan, geyik. Bu da güzel yani bu arada. Azıcık havuç, azıcık şey. Ama çok malzeme ya. Çok malzeme. Yani 0.40 et suyu. Yarım kilo tavşan, yarım kilo geyik. O 1000 kalori bu zaten. Yani. Yok, yarım kilo bu. 500 kalori bu. 250 bu, 750 kalori. Hadi şu ikisini de 500 yap toplam. 1250 kalori. Çorbayı da al 0.40. 1500 kalori. Onu da koy. Yani 1600 kalori koyup 2000 alıyorsun. Çok verimli bir şey değil. Yemek tarifi değil. Bitirmeyeceksin. Bunu da geç. Tavşan yağnisi. Bunu da geç. Şimdi bu daha karlı mesela. Sadece yarım kilo tavşan artı bunu koyup 1000 kalori alıyorsun. Diğerini 2000 almak için neler neler koyuyorsun. Konserve mısır. Thompson da var. Aile yağnisi. Mısır, havuç, patates, mantar, et suyu, un. Mısır başka bir yerde kullanmıyoruz galiba. Thompson'dan başka denk gelmedik sanırım. Bakacağız yine. Mısır ve şeftaliye. Hı. Hı. Şeftali turtada da yapılıyor. Okey. Lili pankeki turta. Tamam, önce mısır için yahni yapacağız o zaman. Mısır neydi? Thompson ailesi yahnisi. Bayağı bir güzel bir yemek olacak. Ne gerekiyor? 2 patates, 0.40 havuç. Yani bir havuç ne kadar kaplıyor ki? 4 havuç mu oluyor o zaman?
2 patates. Keşke avucu da gramla değil adetle olsaymış. 0.30 konserve mısır. Zaten bir konserve 0.30 değil mi? Yani. Patates reyişi et çorbası. Artı un. Güzel malzeme kardeş. Şimdi. Bir konserve mısır. 0.30 değil mi? Evet. Kaç konserve var bizde? 4. 1. 2. 3. 4. Bunu aldık. Sonra. Sonracığıma. 4 konserve. Bununla 2 ile çarpacağız. 4 kere 2. 8 patates. İstiyorum. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Bir sepet gibi bir şey olsa aslında. Burada patates çuvalı spawn olsaydı güzel olurdu. Patatesleri koyardık ama çabuk yüzdesi düşüyor. Neyse. Sonra başka ne? 0.40 avuç. Onu 4 ile çarpacağız yine. 8 reishi. 8 reyişi bir de un alalım. Hangi unu kullanacağız? 3 kilo buradakiler. 1,5. 0,23. 0,34. 22. 29. Şu. 11 olan ama bu gramaj yok gibi bir şey. Bunu alalım bir de 0,22. Şu. Tamam. Bu tuz. Tuz istememesi garip. Yahni suyu istiyordu. Çorba. 680 kalori. Baksana. Çok kalori baba bu ya. Ve şey yahnisi gerçekten karlı değil yani. Niye alamıyorum? Yani şunu tek içsem bile hayvan gibi kalori verecekken. Bak. 2720 kalori gördünüz mü? Bir kasesi 340 kalori et suyu çorbasının. Yani 0.10'u 0.4'ü 1300 kalori yapıyor. Yoksa bu bug'lı mı oğlum? Burada kaç tane var lan? Bence bu çorba bug'lı. Aa bu bug'lı lan. Niye böyle? 2720 kalori diyor bu. 680 olması gerekiyor normalde. Toplamının. Bug'lı. Anlamadım. Neyse. Sonra ne kaldı? Evet su çorbamız da var. Litre. Reishi. 8 reishi. Bir daha avuç. Reishi koymuş muyum dolaba? Avuç zaten tanesi 0.40 mı? Yok tanesi 0.10. Yani 4 avuç gerekecek. Oha. Yemi yapamayacağız ki hepsini o zaman. Ne söyleyeceğim? O kadar avucumuz yok ki bizim. Bir yemek 4 avuç istiyor. Çüş. Yapamayacağız o kadar şeyi. Hadi hayırlısı bakalım. Aldık. 40, 80, 120. 3 tane yapabileceğiz. 2 avuç eksik kalıyor. Yemek yapabilmek için. 2 avuç eksik kalacak. Neyse sıkıntı yok. Tencereyle yapılıyor bu. Evet. Bu tencereyi de alalım. Daha da ateşimizi yakalım. Sonra da su yaparız. Hatta şeftali yaparız. Onu kurcalarız ateşin başında. Bir bakarız ona şimdi. İnşallah fırtına yoktur.
Something's gotta go. Sıkıntı yok. Lan o kadar şey koyacağız, bize verdiği kaloriye bak, 1000 ya. Ama kaç içimlik çıkacak bir de bundan acaba? 3 içimlik yani, 3200 kalori mi çıkacak? 0.35'ten. Göreceğiz, dur bakalım. Koyduğumuz kalori ile aldığımız kaloriyi karşılaştırırız. Pişirme vakti 1 saat 20 dakika sürüyor, ay maşallah. Oo. Güzel gözüküyor ama. Vallahi. Ne yalan söyleyeyim, güzel gözüküyor. Şimdi koyduğumuz kaloriyi karşılaştıralım mı? Bir konserve mısır. 4 avuç. Bir konserve mısır, 295, 175, 295, 175. X4. Sonra reishi. İki reishi. Reishi 100 kalori verse 200 kalori o. 200 kalori artı 0.40 et suyu çorbası. Et suyu çorbası ne kadar şey veriyor ama o işte değişik ya. Ya bu da 680 diyor, bu da 680 diyor da. Yani kalori hesabında bir anormallik var bunun. Doğru olanı bu kabul etsek. Bug'lı çünkü belli. 340. 340 ediyor. 340 artı reishi'den 200 kalori. Başka? Patates. 2 patates değil mi? 2 patates istiyor. Buna da gerek yok. Patates ne kadar kalori? Yemesi pişirdikten sonra belli olacak o. Pişirmediğimiz için bilemiyoruz. Ne kadar olur ki patates? Kumpir. Evde vardı değil mi? Bakalım mı? Hadi bakalım, dur. Evde vardı, pişmiş. Merak ettim. Kaloride ne kadar kardayız, ne kadar zarardayız. 313'müş. Okey. Bir patates 313. 2 koyuyorsun. 626. 626 kalori. Şimdi bunları bir toplayalım. Direkt telefondan ya, niye uğraşıyorum ki? Boşuna yormayalım kendimize. 626 artı 200. 826 oldu. 340 ekle. 1166 oldu. 295 ekle. 1461 oldu. 1461. Şurası 700 yapıyor. 700 ekleyeceğiz. 2161 kalori sokuyoruz. Yani'nin içine. Toplam 2161 kalori.
Bakalım bize ne olarak geri dönüş yapacak. Eyvah, ateş sönecek. Fırtına çıktı ya. Ay şansına sıçayım. Şaka mı bu ya? Rüzgarda ateşi korumak imkansız. Nereye taşıyacağım ben bu ateşi? Yemek kaldı yarıda. Rüzgar yön değiştir ne olur. Püh. Şansımıza sıçayım. Tam da arkadan esiyor ya. Önden esse tam çukurda da. Yön değiştirir mi şansımıza? Buraya ateş yakabilir mi? Aa yakıyor vallahi. Buldum. Buraya aktaracağım. Güzel. Aktardık. İnşallah bir daha yön değiştirmez. Hava burada kaldı. Gerçi yapamayacağız galiba. Dördüncüyü. Çünkü mısır yetmiyor. Aynen bitti. Ne yetmiyor? Havuç yetmiyor. Mısır yetiyor. Havuç. İki havuç eksik. Yavuşacağız. Tamam. Evet çok azmış ama bu arada ya. Bir tanesi için 125 çok kötü. 2160 kalori sokup çıkardığımız kaloriye bak. Gurme Thompson ailesi yahnisi. Gurme olmuşuz. Kamber uçuşu yulafı yapacağız. Kuşburnu şeftali akağaç. Olabilir. Şurubu kullanıyoruz. Yulaf kullanıyoruz. Güzel. Turta da peki. Yağ şeftali akağaç meşe palamudu. Yulaf yok. Bununla. Tamam. Güzel. Bence yulaf. Yulaf kullanalım. Hem de çok yulaf var. Yulaf su, şeftali, kuşburnu, şurup. Öyle yapacağız. Malzemeleri eve bırakalım. İki avuç elimizde kaldı. Mısırı bırakacağım.
Tüm de yulaf. %0 yulafı al. Şurup. %0 şurup al. Hatta bir tane daha alalım. %0. %15. %0 gel. Yulaf aldık, şeftali. Konserve mısırı bırakalım yere. Düzenleyeceğiz sonra. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane alalım. Sonra ne gerekiyordu? Kuşburnu. Hazırda kuşburnu var mı? Var. Bayağı var. Ama bunları da bakacağız şimdi. Su lazım bir de. Ateş söndü mü? Sönmemiş. Hemen harlayalım. Suyumuz yok. O yüzden önce bir su yapalım. Yarım litrecik. Yemeğe yetecek kadar. Ateşin yön değiştirmemesi güzel. En azından bir sürpriz çıkarmıyor bize. Yön değiştirdi mi? Değiştirdi galiba. Evet, nereye döndü? Buraya. En boktan yöne. Burada da ateş yakamayız. Neyse, uyuyacağız. Zaten uykumuz gelmiş. Su ısıtmaya devam ederiz yarın. Bunlar da güzel. Hatta patates. Bunu kullanıyor muyuz? Lapada. Yok. Onu da bırakalım, patatesleri de bırakalım. Şimdicik. Şuna bak, bunun tanesi 1250, bu 1120. Bu akıl kârı değil bu iş ya. Ben bunu çözemedim ya. Bunun kalorisine o kadar şey koy, bu kadar kötü kalori olmak. Buna 2 gram bir şey koyuyoruz. Alıyoruz yani. 450 bundan koyuyoruz. 150 bundan koyuyoruz. 600. Yani bu lapadan da 200 koysan 800 koyuyorsun. Bir de su katıyorum. 250 yani. Enteresan. Şu yahni işi bana bir garip geldi açıkçası. Su veriyor mu? İçince. Fokas. Bana sıvı bulamadık ya. Soda moda var mı burada? Kardeşim. Yok. Bir tane soda içebilir miyim ya? Teşekkür ettim. Tamam, yeter.
Azıcık canımız gitsin uyurken, onda sıkıntı yok. İkisi atıyalım, bir sabah olsun. Ama hiçbir yerde yakalanmadık. Geldik sahil kasabasına. Fırtınaya yakalandık ya. Tatlı vadide bile geçtik gittik. Kapalı alan korkusu riski geldi yine. Peşimizi bırakmıyor. Bizim dışarıda takılmamızı istiyor beyefendi. Bunu bitiriyorum. 300 kalorilik. Harbiden bitti lan yemek. Oğlum 2100 kalori sakıp 1100 kalori alıyorsun. Aptallık bu ya, bu yemeği yapmak. Gerçekten aptallık yani. Fantezi. Fantezi işi. Hepsini ayrı ayrı pişir ye daha iyi. Bomboş iş. Kapat. Fırtına hala devam ediyor bu arada. Şaka maka. Çok enteresan. Şeye mi gitsek? Benzin istasyonuna mı gitsek? Olabilir aslında. Oğlum 2 saattir bitmeyen fırtına. Benzin istasyonuna gidebiliriz. Yakacak alalım. İki yeter mi? Yetmezse bakarız. Enerküm var mı koçum? Almışız. Buradaki arabaların aküsü var mı? Biz bunları soyduk mu? Kurcaladık mı? Hiç bilmiyorum. Ha, fırtına geçti. Lan ben benzin istasyonuna geldim. Fırtına mı geçti gerçekten? Harika. Neyse, güzel oldu. En az ateşi yakmadan önce oldu. Evin önünde yakalım ateşimizi. Burada akü var mı? Yok, almışız. Tamam. Şimcik. Hiçbir şey alamıyoruz değil mi hala? Lan bir tek ayının üstünden alabildik onu. Parçala abi şunu. Şimdik. Yak kardeşim. Come on, come on. Mouth so dry. Çabuk da pişiyor ha. Vallahi lapa şıpır 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 hemen bitiyor. Tam 2 litrelik piş. Biz bir içelim. Başka suyumuz yok mu? Onu da iç. İki saat bir pişin siz. Benim malzemem bitti zaten. Konserve alacağım. 4 bundan. Bir tane de şurup alsam iyi olur.
Bir tane şurup, dört konserve. Hatta daha fazla konserve. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Aa, şey alacaktım, şurup. Bak. Neyse, dur. Yine mi başlıyor fırtına? Oğlum daha yeni söndü ya. Oğlum 5 dakika önce söndü hava. Açıldı, aydınlandı. Fırtına geri mi geldi? Şaka mı yapıyorsunuz? Tatlı vadide miyim ben? Niye bu kadar sık değişiyor bu hava? Wow. Biraz sık değişmemesi lazım ha. Açıl. Bugün bug'a girdi herhalde. Şaka mı? Harbiden yine fırtına geldi. Yolları gibi diyor. Wow. Şurup bitti. Ateşi harlıyorum harlıyorum, tekrar sönüyor ya. Rahatladı mı? Sakinledi galiba. İnşallah. Grup alıp geleyim ben o zaman. Konserve, dört konserve, şiş. Yulaf da lazım sanki. Dört. Dört tam denk geliyor. Yok, şurup lazım sadece. Sıfır dokuz. Düz sıfır. Bu da sıfır. Kadar yeter. Şurubumuz az kalmış. Buna başka yemeklere bakarız. Yapmak istediğimiz başka şey varsa. Hepsini bitirmeyelim. Burası yine sönmüş. Ulan belası. Ha, gitti komple. Ağam biz gidelim o zaman. Gidecektik, bizi geri döndürdü. Dalga geçiyor bizimle. Bakacak. Ömür var mı? Yeter. Benzin istasyonuna girelim biz. Hava açıldı diye güvendik. Dalga geçti bize resmen oyun. Hı.
Yulaf bitti. Aa niye öyle oldu? Onun kullanmıyor muydu yulafı? Ben mi yanlış hesapladım ya? 0.40 vardı yulaf. E var işte. Bu da çok saçma ya. Gerçekten. Ya 0.10 yulaf var ama yemek yapamıyorsun. Yani 0.10 yulaf artı su gerekiyor sözde ama yaptırtmıyor sana. Wow. Şimdi eve gidip ekstra yulaf almam gerekiyor. Alacağım lan. Yakıt da getireceğim. Pack is getting kind of heavy. Su için alıyorum bunu. Düzenleriz, bu dursun burada. Bir at. Ne istiyordu? Yulaf. Yakacağı da aldım. Suyu da yapacağız. Özlemişim ya böyle işleriyle uğraşmayı. Valla. Hep böyle koşturmaca map'ten map'e aksiyon içine geliyor. Bak hava açıldı yine. Ben oraya gittim ya. Ha, bok inanırım da bu sefer gelirim buraya. Benzin istasyonu diye. Sağdan sola koşturma koşturma. Bu tarz ev işleriyle uğraşmak da keyifli ya. Base düzenleme gelse de base'imizle daha çok uğraşsak. Şimdi %5 kaldığı zaman yaptırmayacak bana değil mi? Ama Allah'tan %5 kalmayacak. Bir tane konservemiz kalmıştı çünkü. Bu saçma ya. %0 olduğu için mi öyle acaba? %'si yüksek olsa da yine aynı şey olur muydu? Bilemiyorum. Belki %0 olduğu için öyledir. Hani yüzde şey olsa, %'si yüksek olsa belki yaptırırdı. Bunu test etmek lazım. Laf lapası yok. Yapmayalım kardeş. Gerekli. 0.10'u 438 kalori. Çok iyi lan yulaf. 438 kalori. 0.10'u. 438. Artı şurup artı bu. Artı 500 bu. Bayağı iyi. Lapalar şeyler ama karlı değil ya. Ya fantezi olarak tabi oyunda çeşitlilik olsun diye güzel farklı yemek çeşitleri ama genelde tencerede yapılan yemekler kalorik karı olarak çok iyi değil. Tavayla yapılan kızartmalar, turtalar vesaire daha iyi. Hamur işleri, karbonhidrat. Direkt gömüyorsun. Okey. Başka yemekle uğraşmayacağız. Yeteri kadar yemek zulamız oldu.
Getting kind of thirsty. Kaç kilo oldum? 43, 43. Kafadan kokusunu iyileştiriyormuş bunu. Aa, güzel. Geçirmiş olması lazım. Gerçi kendiliğinden geçmiş zaten de. Bu ateş ettiği kadar yapacağım suyu. Bir daha uğraşmayız. Evde biriksin. Az kaldı. Bir saatlik kaldı. I'm gonna need to rest soon. Bir litre düşelim. Yarım litreye düşelim. Yetmeyecek sanırım. Tamam. Kaç kilo olduk? 60 kilo. Ay maşallah. Uyuyalım, dinlenelim. Bakarız. Dört litre su. Maşallah. This pack is getting too heavy to carry. Uyu kardeşim. Misler gibi. Travoyu kuralım mı yere? Ağır olduk. Uğraşalım mı onunla? Böyle yolculuk için hızlı seçenek de var mı? Yok. Use a drink. Check it. Çok hoşuma gitti ya. Ev işleri gerçekten. Kendimi köydeymiş de kendime gıda hazırlıyormuş gibi hissettim. Kış geliyor. Malzemeleri hazırlayalım. Bak mis gibi oradan buraya çektik. Rahatlık.
Şurubumuz çok az kalmış. Bu arada buradaki şurup ne kadarlık? 0.30'lukla bu şuradaki şurup. Onu buradan 0.5'e 1'i düşünce onunla yer değiştirelim, kullanalım. Konserveleri de tezgahımızda tutalım. Az kaldı sonuçta. Şey olsa, üst üste koyma olsa böyle tık tık dizi. Bunlar da elimizde kalan yemeklik konserveler. Orada dursunlar. Okey. Yolculuk zulamız bunlar. Yani çok fazla değil ama. Ne kadar? 2 gün. Yok pardon. 1 gün. 2 gün. 3 gün. 4 gün. 5 gün. 6 gün. 7 gün. 7 günlük yemek var. Az mı? Az gibi sanki. 7 günlük yemek. Oh. Bir tık az. Yolculuk için çünkü Milton'a gideceğiz. Milton'dan havalimanına. 7 günlük yemek bir tık az. Daha fazla yapmak lazım. Ne yapacağıma karar vereyim de. Şu şeyleri atalım, fazlalıkları. Ne işi? Kuş burnu. Evet, ne fazla var şimdi elimde? Başka? Yulaf. Evet, elimde yulaf çok var. Un var bayağı. Un, yulaf. Şurubum az kaldı. Yağım var, tuzum var. Çorba yok ama yapabiliriz. Lan tuz ne kadar az kullanılıyor ya yemeklere. Ne bileyim, yahni yaptık. Yahninin hiçbir tuz istemedi ya. Çok fazla tuz var. O çok garip. Gerçekten tatlı yaptık. Bu yulafa tuz gerekmiyor da. Ne bileyim, yaptığımız yahni tuz isteseydi keşke. Mesela tuz kaç yemek istiyor tuz? Çorba. Bir. Sadece. Bir. Bir. Şaka mı bu? İki. Üç. Dört. Ha, turtala, tamam. Bu yahnilerde et suyu çorbası tuzlu olduğu için onlara kullanmıyoruz ama şeylerde tuz kullanılıyor. Okey. Şimdi ne kullanacağız? Lapamız çok var. Yulafımız. O kullanılabilir. Unumuz var. Patates var. Bunlardan yemek yapılabilir. Başka? Avuç çok yok. Şey de çok yok. Bir bakınalım ne yapabiliriz. Gökkuşağı alabalığı yahnisi. Et suyu çorbasından. Ama et suyu çorbası yapmamız gerekecek. Peter Mijin. Olca Peter Mijin gerekecek. (gülüyor) 0.10'u 850 diyor. Diğerleri 680. O bulduklarımız çok acayip ya. Kaç kullanımlık onlar acaba? Geyik eti yahnisi. Sadece un kullanılıyor ama. Unu eritmek için farklı yahniler yapabiliriz. Ama et suyuna ihtiyacımız olacak. Yulafı eritmek için düz yulaf yapabiliriz.
Başka yulafı kullanacağımız bir seçenek var mı diye bakıyorum da. Ha, patatesden şey yapabiliriz. Gökkuşağı ala balığı yapabiliriz. Bu balık çeşitlerini biz ayırmıştık bir ara ya. Onun notunu sildim ben acaba? Aptallık yapıp sildim galiba. Bak patatesten bunu yapabiliriz. Balık ve patates çok iyi gidiyor. Gümüş ton balığı, kaya balığı. Patatesleri bu balık yemeklerine kullanabiliriz. Yulafı düz yulafta kullanacağız. Ya da kamberde. Ama onda da şurup kullanıyor. İstemiyoruz şurubun o kadar çabuk gitmesini. İstiyor muyuz? İki avuç patates. Aa bak avuçları burada değerlendirebiliriz. İki avuç var ya bende. Doğru bak bunu yapabiliriz. Geyik eti var. Tavşan eti de var dışarıda. Bir patates iki avuç. Et suyu bak bunu çözeriz. Tamam bu güzelmiş. Bir tane bundan yaparız. Geriye kalan da biraz yulafa döneriz. Yanımıza yulaf alırız. Tamam öyle yapalım. Çözdük işi. Şimdi iki patates miydi, bir patates miydi? Özür diliyorum. Bir patates, iki avuç. Bu geri kalan patateslerle de şey yaparız. Balık. Son avuçlarımız bitiyor. Balık yaparız. 0.40 0.80 0.20. Az olanı alalım o zaman. Orucu yahnisi. Güzel bir şey. Hasat edilmiş etlerle ağzına kadar doldurulmuş kalın ve yağlı bir güveç. Ormanda geçen uzun bir günün yakıtıdır. Evet. Kendimizi ödüllendireceğiz. 0.40 istiyormuş bu arada. Bunu alalım o zaman. Un istiyor. Tavşan geyik eti dışarıda var. Okey. Un hangisini alalım? 0.22 22 9 Okey bu öndeki. Bir de yulaf seçeceğiz kendimize. Ortadakini alayım ben. Neyse. Bu yulafı da yanımda suyla karıştırıp besin yapacağız acıktığımızda. Yağ istiyor mu? Yani istemiyor zaten yağlı şeyi var. Okey yarım kilo geyik yarım kilo tavşanla işi çözeceğiz. Eksik kalan korileri yolda da yulafımızda çözeriz. Yarım kilo geyik. Bir kilo. 0.01 kilo. O ne biçim etmiş lan öyle.
Okey. Tavşan varmış. 0.99. 0.40. Şöyle ikisini alayım, bakayım hangisini kullanacak. Şunu da alayım. Madenden bir ara kömür getirelim buraya. Heh, ben yemek yapmaya başladım ya, fırtına çıksın. Ben yemek yapmaya başladım, fırtına çıksın abi, hemen. Tamam. 0-1'i almadı. Okey. Okey. 170'e düşüyor. Bunun kalori hesabı çok garip ya. Tamamını içersen 170 verecek herhalde, değil mi? Mesela yediyim ben bunu. İçtim. Bitti. O kadar. 170. Okey. Ona da okey abi. 0-1'e pişirebilir miyiz lütfen ya? 0-1'i ne yapacağım ben? 0-1 dediği şöyle parça et herhalde. Bir parmak kadar küçücük. Okey, sen piş. Ben şu etleri bırakayım. Yulaf 0.60 var. Lapa kaç istiyordu? 10. 10'da 438. Yani 6 kere 4, 24, 2400 kalori falan yapıyor. Tamam, bir tane daha alırız yulaf yanımıza, yeter. Ne yarım? 0.03 diye kalmış ya. Al şunu ya. Evet. Bayağı pitirmicinimiz var. Yahni sıkıntımız. Yuh der. Çekmeyiz. Bu arada etlerimizi alalım. Daha düzenleyelim. Gümüş son balığı. Yok, bu şahala balığı. Bunlar deniz balıkları. Aa, şeye bakacaktım ben, yazmıştım bir ara. Hangi balık nerede tutulur? Bunu nota eklememiz lazım ya bu arada. Buraya hiç not yazmış mıyım? Bir şey söyleyeceğim. Not yazınca burada belli oluyor mu? Şey deneyeceğim. Aynen, belli oluyor. Sil abi bunu. Not yazdığım bir yer var mı? Acaba yanlışlıkla buraya yazdım da burada mı unuttum balıkları? Sanki ben bir ara balık tutarken onları ayırmıştım. Tatlı su balığı, tuzlu su balığı diye. Onları ayırmak lazım ya. Hangi balığı nerede tutacağımız için. Nota yazmak lazım yani. Yazmamışız. Okey. Onu yazacağız. Bunu yazacağız. En azından bilelim yani neyi nerede tutacağız. 23 dakikası var.
Bunu nerede bulabiliriz? Hemen Wiki'den fiş yazalım direkt. Allah'ım. Bunu şeye geçirmek lazım ama. Oyuna. Göl alabalığı. Hatta İngilizce mi yazsam bunları ya? Bakalım. Ha, yan ekran alsam nasıl olur? Daha mantıklı bu arada. Ha, bir alt tab yapmak yerine. Böyle yan ekran aldım. Kısa süreliğine yayını göremeyeceğim. Şimdi yaz. Balık türleri. Büyük yazalım mı? Bak, belli olsun. Bunu hiç gerek yok. Tatlısu. Göl alabalığı. Smallmouth bass. Bu nedir acaba oyun içinde adı? Yazayım da buluruz oyun içinde. Küçük ağızlı levrek mi bu acaba? Olabilir. Vallahi bu nadir balıklardan. Burbot var. Bunları biz yakalamıştık zaten. Şimdi isimlerini karşılaştırırım Türkçesiyle. Bunda Big Bass var da bu da şey galiba. Hikaye modunda bulduğumuz şey. Aynen. Balık 15 kiloluk balık tutuyordu. Yan görev olarak. Tam o gerek yok. Ya ne oldu? Tamam. Ver tencereyi de. Şimdi. Burada biliyorum ben o balıkları. Mahvolmuş tatlı su gelinciği. Bu hangisi acaba? Böyle şeklinden kaçsak. Burbot. Bu burbot. Okey. Mahvolmuş tatlı su gelinciği. Tatlı su gelinciği. Burbot.
Bu Burbot'a benziyor aynen, kuyruğu falan. Burbot. Bu Goldeye. Altın göz. Tamam. Düz çevirmişler bunu. Altın göz. Burbot. Neydi? Tatlı su alabalığı mıydı? Tatlı su alabalığı mı? Bakacağız. Tatlı su gelinciği. Okey. Düzeltelim. Alabalık farklıydı. Doğru. Smallmouth Bass. Hangisi ya? Leverekok bence ya bu arada. Leverek var mı bizde şu an? Yok. O levrek bence ya. Küçük ağızlı levrek o bence. Evet evet, o levrekti ya. Hatırlıyorum. Küçük ağızlı levrek. Bunlar tatlı su şeyleri. Şimdi bir de tuzlu suyu yazalım. Şuraya yazalım. Tuzlu su. Gökkuşağı. Rainbow Trout. Gökkuşağı alabalığı mı oluyor? Gökkuşağı. Bilmem nesi, dur. Onu yazacağız sonra. Sonra Coho Salmon. Somon balığı. Üst somon. Değil mi? Somon balığı. Ama Coho Salmon farklı bir tür herhalde. Somon balığı. Ya da direkt somon yazayım düzsün. Onu buluruz sonra. Başka tuzlu su balığı. Rockfish, kaya balığı. Başka tuzlu su. Red Irish Lord. Bu özel balık. Kızıl İrlanda. İrlanda. Kralı. Bakalım Türkçesini nasıl çevirmişler. Ya da nasıl, bakacağız. Kızıl İrlanda balığı. Okey. Rockfish, kaya balığı. Aynen öyle. Tamam, doğru. Tatlı su gelinciyi, onu da yazdık. Gökkuşağı alabalığı. Doğru, alabalıkmış bu. Ama alabalık... Whitefish değil mi ya? Lake whitefish, göl alabalığı. Whitefish olması lazım. Trout, trout da mı demek ki? Alabalık demekmiş. Ne somon var? Yanındaki o da galiba. Gümüş. Son balığı. Son balığı mı gerçekten? Bir google'layabilir miyim? Merak ettim. Somon değil mi ya? Son balığı mı? Merak ettim. Gümüş son balığı yazsam çıkacak mı acaba? Gümüş somon abi ya. Son balığı yazmışlar. Son balık ne oğlum? Som diye bir şey yok ki. Gümüş somon yani o. Oyundakinin aynısı yani, şekli bile aynı. Alaska ABD falan diyor. Yetişkin somon. Turuncu da oluyor, beyaz da oluyor. Gerçekten. Yani. Coho Salmon yazayım mesela. İngilizcesine. Evet, direkt çıktı abi. Gümüş son balığı. Son balığı yazmışlar ama. Acaba to be terimi mi, şey mi öyle acaba?
Bilimsel adı öyle olabilir. Onu çevirmiş olabilir. Alabalıkgillerden. Anadrom deniz balığı türü. Gümüş son balığı. Anacorinus kisus. Gümüş son balığı. Somon. Okey. Biyolojik adı öyleymiş. Ekranı tekrar alalım. Yayını görelim. Bunları ayırdık. 8 balık çeşidimiz var. Tatlısı, tuzlusu burada. Güzel. Bunlar da lazım olur. Yemek yaparken en azından hangisini nerede yakalayacağız? Onu biliriz. Piştim yani. Yani de pişti. Tamam. Yolculuğa biz hazırız abi ufaktan. Aa dur şunu da pişirelim. Bu ne ya? 3 gramlık. Dişimin kovuğuna yetmeyecek. Kurt eti. Ne işi var burada? Ye. Tamam. Çok da yorgun değiliz. Yolculuğa da çıkabiliriz. Hazırlığımızı yapalım. Hatta bu bölümü burada bitireyim. 1,5 saat bile olmuş. Bir sonraki bölüm hazırlığımızı yapar. Yolculuğa çıkarız sevgili YouTube'cum. Videoyu beğenip kanala bırakmaya destek olabilirsiniz. Onun haricinde twitch.tv/artek4 adresinde hepinizi canlı yayınlara da bekliyorum. 3,5 saatlik keyifli bir Long Dark serüvenimiz oldu. Yayınlara gelirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.